Değerli öğrencilerimiz merhaba. Ben Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nden Muhammed Emre Yeleci. Bu videomuzda sizlere vize sınavlarında sınavlarımıza nasıl gireceğinizi, hangi ortamda sınavlar gerçekleştireceğinizi göstermeye çalışacağım. Öncelikle sınava girmek için veya sınav menüsüne girebilmek için normal uzam sayfasına giriyoruz. Ardından sağ tarafta gördüğünüz gibi kırmızı buton var. Sınava giriş için tıklayınız diye buraya basıyoruz. Tabii ben şu an girdi de tekrar giriş yapalım. Evet ilk bastığınızda şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Normal uzamda kullanıcı adı ve şifrenizi giriyorsunuz yine buraya. Evet şu an giriş yaptı. Bakın şu an benim iki tane sınavım görünüyor burada. Aktif sınavlar listesinde. Deneme dersi de ben iki tane sınav ekledim buraya. Şimdi sınavınızın başlangıç ve bitiş tarihleri yazıyor burada. Mesela saat 19'da başlıyor pardon ayın 19'unda yani bu gece başlıyor sınavımız saat 11 geçe ve 51 geçe bitiyor. Toplam 40 dakika sınav hakkı var burada. Sınava giriş hakkımız bir tane. Durum siz girdikten sonra burada tamamlandı yazacak. Şimdi mesela bir de ileriki sınavlarınız yani bugün değil de mesela yarın için bir sınav ekledim ben buraya. Bakın daha bunda başta butonu aktif değil. Bu da saati geldiğinde yani Yarın gece saat 18, 00.18'de aktif olacak. Buradan başlaya da sınavınıza girebileceksiniz. Sınavlarınızla ilgili zaten hocalarınız size duyuru yapacaktır ama şunu aklınızda bulundunuz. Sınavın başlangıç saatinde programa girmiş olun, sisteme girmiş olun ve sınavınız başladığında sınavı siz de yapmaya başlayın. Yani burada mesela şey yazmasına dikkat etmeyin. İşte 50 e, diyelim saat 12'de başlıyor. Bir de bitecek diye yazıyor diyelim. Siz 12'yi 40 geçe gelirsiniz. Ya, sınav süresi yarım saattir. Toplam mesela normalde saat 1'de bitmesi gerekiyorken sizin sınavınız 1'e 10 geçe kadar uzayacak ama sistem 1'de otomatik kapanır. O yüzden sınavınızın başlangıcını sınav, sınav ortamında bulunun. Yani bu sisteme girmiş olun. Şimdi şuradan bir deneme yapalım. Sağ taraftan mesela sınav sisteme girdik sınavımıza giriş yapacağız. Başlaya basıyorum. Öncelikle burada sınav yönergesi gelecek önünüze. Hocanız buraya artık sınavla ilgili ne yazıyorsa onların hepsini tek tek okuyun. Hiçbirini atlamayın. Okuyup onaylıyorsunuz buradan. Butonu tıklıyorsunuz ardından başlaya basıyorsunuz. Şimdi sorular geliyor. Sorularda geri dönüş hakkınız yok. Bunu unutmayın. Her soruda hangi, hangi seçeneğin doğru olduğunu düşünüyorsanız onu işaretliyorsunuz. Ardından bir sonraki diyorsunuz. Ha, bir önceki sorumuz çoktan seçmeliydi. Bunda da eşleştirme. Mesela şurada A seçeneğinin yanında seçenekler olacak. Burada da farklı seçenekler olacak. Onları birbiriyle eşleştirmenizi isteyecek hocanız sizden. Şurada mesela işte hangi hangi şehir hangi bölgededir gibi. İşte mesela diyecek ki Aksaray İç Anadolu bölgesinde onları eşleştireceksiniz. Sonra işaretledikten sonra sonraki soruya basıyoruz. Bu çoktan şey bu açık uçlu soru diye geçiyor. Yani normal yazılı sınavlarınızdaki sorularınızdan. Hocanız burada soruyu soruyor. Siz de buraya cevabınızı yazıyorsunuz uzun bir şekilde. Veya hocanız kaç kelime istiyorsa ona göre yazıyorsunuz. Bunu da yazdıktan sonra deneme diyelim buraya. Bir sonrakini basalım. Bu da çoktan çoklu seçmeli sorulara bir örnek. Yani ilk birinci sorumuzda sadece bir seçeneği seçiyordunuz. Bakın bunda butonlar kare oldu. Mesela zaten hocanız orada da soruyla ilgili yazar. Hani birden fazla seçeneği seçebilirsiniz veya işte birden fazla seçeneği seçin gibi. Mesela diyelim bunda ve B ve C seçeneklerinin doğru olduğunu düşünüyorsunuz. O ikisini seçtiniz. Ondan sonra sorunuz tamamlanmış oluyor. Şimdi zaten burada son soru olduğu için bu sonraki butonu çalışmıyor. Ki zaten burada da sorularınızı görebiliyorsunuz. Dördüncü soru. Mavi olanlar işaretleyip geçtikleriniz, boş bıraktıklarınız gri olarak kalacak. Onun haricinde şu an için başka yapmanız gereken bir şey yok. Bir ayrıntı daha vereyim. Bakın sınavımız 50 geçebilecektir. Şu an saat yarım. Tam 20 dakika var. Yani sınavınız mesela normalde ben bu sınav için 40 dakika süre vermiştim. Ama siz girdiğinizde zaten 20 dakika geçmişti. Daha doğrusu ben bu denemeye girdiğimde. O yüzden toplamda 20 dakikanız kaldı bu sınav için. Bunu kesinlikle unutmayın. Şimdi sınavı bitire basıyorum. Sınav bitire bastıktan sonra geri dönüşünüz yok. Zaten sorulara önceki sorulara da geri dönemediğiniz için dikkatli olun her soruda. Emin olduktan sonra ilerleyin. Sınav bitire basıyorum. Tüm soruları cevapladınız. Bunu söylüyor bize. Tamam diyorum. Ardından da sınavla ilgili işlemimiz bitmiş oluyor. Buradan geliyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi bakın o sınavımız bitti ve aşağıya geçti. Artık o sınava tekrar git tıklayamıyoruz ve tekrar başlayamıyoruz o sınava. Bir sonraki sınavımız ayın 20'sinde saat 18 yani 00.18'de başlayacakmış. Bunun güzel tarafı ne? Şimdi sisteme girin vizelerinizden yani ara sınavlarınızdan birkaç gün önce sisteme girin. Sınavlarınıza bakın. Çakışan sınavınız varsa acilen hocalarınıza bildirin durumu. Bununla ilgili önlem alın. Şimdi sınavınız bittikten sonra başka yapacağınız bir işlem yok burada. Buradan çıkış yapıyoruz. Buraya kapatalım. Tekrar normal uzem sistemine giriyoruz. Ha bu arada Bakın sınavlarınız burada görünce kendi, kendi, ana sayfanızda buradan sınavlara giremezsiniz unutmayın. Veya derne, derse girmiş olalım. Dersin içinde bakın burada sınavlarımız görünüyor. Bakın bunlara gidemezsiniz. Sınavlarınıza giriş yapamazsınız buradan aklınızda bulunsun. Şimdi az önce sınav birini bitirmiştik ya onunla ilgili raporumuza gidelim. Şu an için izin vermiyor ama normalde siz buradan girdiğiniz zaman bu rapora bastığınızda eğer hocanız izin verdiyse hem soruları hem de sizin verdiğiniz yanıtlar ve doğru yanıtları göreceksiniz. Ama muhtemelen hocanız buna izin vermeyecektir. Sizi sadece kaç doğru yanlış, kaç, kaç doğru veya kaç yanlış yaptığınızı veya sadece puanınızı da görebilirsiniz. Mesela 100 üzerinden 70 aldınız. Bunu da görebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Buraya işiniz bitti, sınavınız bittikten sonra kendi sayfanıza giriyorsunuz. Rapora basıyorsunuz. Rapor şu an için açılmamasının sebep dediğim gibi Sistemde hata olabilir veya şu an sınavın bitmesi 51 geçe bitecek. 51 geçe bittikten sonra da açılabilir. O yüzden ara ara deneyin kendi sisteminizde de. Evet sınavlarla ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Şöyle tekrar edelim. Sınava girmeden önce ne yapıyoruz ana sayfamızda yani uzeme giriş ana sayfasında sağ tarafta kırmızı sınava gir butonundan giriyoruz sınavlarımıza. Sınavlarımız başlamadan en az 5 dakika önce sisteme girmiş olalım. Soruları cevaplamadan geçmeyin çünkü geri dönüş hakkınız yok. Bunu unutmayın. Bittikten sonra da sınavı bitire basıyoruz ve işimiz tamamlanmış oluyor sınavlarla ilgili. Gelecek sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler.